Evet, herkese merhaba. Yılını mutluyum. YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Zeynep Çakır ve bugün Nihan Hocam'la beraberiz. Nihan Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederiz hocam. Bugün gayet güzel konular üzerinde konuşacağız. Çok heyecanlıyım. Özellikle sizin gibi böyle donanımlı bir hocayla konuşacağım için. Teşekkürler. Evet, sosyoloji, toplum, güzellik algıları üzerine konuşmalar yapacağız. Evet hocam, önce kendinizi bir tanıtır mısınız acaba? Tabii tanıtayım. Benim ismim Nihan Bozok. Beykent Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde görev yapıyorum. Beden ve sağlık sosyolojisi çalışıyorum. Yüksek lisanstan bu yana. Yüksek lisansımda yaşlılık çalışmıştım. Daha sonra doktora da organ nakli çalıştım. Ve ardından da işte bu zamana kadar geçen süreçte beden üzerine kimi çalışmalar yaptım. Özellikle kadınların tıbbi bilgiyi biriktirme pratikleri ve bedenin sınırları üzerine bir şeyler yazıp çizdim. Şimdi burada sizinle sohbet edeceğiz. Çok memnun oldum hocam. Evet, özellikle beden sosyolojisi dediniz, doğru anladıysam. Evet. Onun ne olduğunu bana açıklayabilir misiniz Tabii hocam? açıklarım. Şimdi beden sosyolojisi, sosyolojinin alt dallarından biri. Sosyoloji 19. yüzyılda ortaya çıkıyor ve insanların toplumsal ilişkiler içerisinde neler yaptıklarını kabaca incelemeye başlıyor, ele almaya başlıyor. Beden sosyolojisi dediğimiz şey 1970'ler gibi ortaya çıkıyor. Şimdi sosyolojinin 19. yüzyılda ortaya çıktığını düşünürsek, yani insanların topluluklar halinde yaşamalarının ne manaya geldiklerini düşündükleri zaman 19. yüzyıl. Ama 1970'lerde sosyolojide bedenin ortaya çıktığını düşünürsek arada uzunca bir zaman var. Bu zamanın sebebi şu, sosyoloji bedeni çok geç keşfediyor, çabuk da kaybediyor. Geç bulup çabuk kaybediyor. İlk önce insanların bedenleriyle yaşamalarının, bedenli bir varoluşa sahip olmalarının toplumsal ilişkiler üzerinde bir etki yarattığı düşünülmüyor. Fakat zaman geçtikçe aslında bedenli varlıklar olarak yaşamamızın toplumsal olarak çok önemli anlamları olduğu keşfediliyor. Sohbet ettikçe devamını anlatırım ama beden sosyolojisi bizim bedenli varlıklar olarak, bedeni olan, bir bedenin içinde yaşayan canlılar olarak bu şekilde yaşama biçimimizin aslında ne tür toplumsal tarafları olduğunu araştırıyor, inceliyor, ele alıyor, çözümlüyor diyebiliriz. Anladım hocam. Benim de aklıma şey geldi. Bu beden ve güzellik algısı çok çok yıllar önce özellikle Orta Çağ döneminden kalan bir algı. Özellikle biliyorsunuz bu soykırım döneminde mükemmel bir vücut ve mükemmel bir yüz algısıyla yapılan işlemler oldu. Neden peki toplumun böyle bir algısı oluşuyor? Ben kendimle ilgili en çok bunu merak ediyorum. Yani toplumun kalıplarına uymadığım için toplumun beni dışlaması. Sizce sosyolojik olarak incelendiğinde ne düşünüyorsunuz hocam? Aslında şöyle sanıyorum yani 2-3 aşamalı gidebiliriz. Bir kere kimin güzel olduğu meselesi çok tarihsel bir inşa. Yani nasıl hani inşaat yapılıyor gibi. Bu inşa ediliyor. Kimin ne zaman hangi koşullar altında güzel olduğu toplumsal kabullere göre neyin normal, neyin anormal olduğuna göre belirleniyor. Ve fark dediğimiz şeyin, diyelim sizinle benim aramdaki farkın ya da benim de kedi arasındaki farkın ya da sincapla insan arasındaki farkın, ne bileyim ağaçla işte bir yaşlı arasındaki farkın, bu farkın neye yorulacağı, yani kabulden
soykırıma kadar, siz andığınız için söylüyorum, yani kabul etmekten öldürmeye kadar gidebilecek çok geniş bir yelpaze var. Farkı neye yoracağız? İşte farkı nasıl anladığımız meselesi, bütün o canlı varlıklar, nesneler ya da insanlar arasındaki farkları nasıl anladığımız ve sonrasında ne yaptığımız meselesi, işte tarihsel ve toplumsal bir inşa, kimin güzel olduğu, kimin ne zaman çirkin addedildiği ya da güzelliğin ne zaman başarıyla ve mutlulukla eşleştirildiği meselesi hep tarih içinde değişiyor. Not almıştım size söylemek için. Mesela 16. yüzyılda özellikle Avrupa merkezi düşünürsek, güzellik çok ilahi bir şey olarak düşünülüyor. Mesela 17. yüzyılda çok fazla bel inceliği ve korse var, belirli bir yer. 19. yüzyıla doğru geldiğimiz zaman işte plajlar, müzikli kafeler vesaire görüyoruz. Ama bir taraftan kocaman bir işçi sınıfı var. Onlar güzellik meselesinin hiç işin içine değiller. İşte dar kıyafetler gibi. Ve bütün yüzyıllara göre farklı kabullerin olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii toplumsal alanda yayılıyor. Meselenin bir tanesi bu. Tarihsel olması. Diğeri de aslında gözümüzdeki bakışın başkalarının düşüncelerinin de tortusu olması. Yani, evet. Ne demek istediğinizi anladım biraz. Evet. Ona açıklayabilirim de. Yani baktığımız zaman sadece Zeynep ya da Nihan olarak bakmıyoruz. Aslında bakış çok ideolojik bir şey. Kuruluyor ve tortulanıyor. Aslında biz kabul edilenlerin doğru olduğunu düşündüklerimizin, doğru olduğunu öğrendiklerimizin, görmeye alıştıklarımızın, eşleştirilenlerin, mesela zayıf, işte fit, güzel, işte ne bileyim mavi gözlü, sarı saçlı deyince hemen Avrupalı, başarılı, özgür bir kadın imajı çıkacak. Aslında o eşleştirilenlerin tortusu var gözümüzde ve onu buluyoruz. Oradan bakıyoruz. Aynaya da öyle bakıyoruz yani. Anladım. Peki şu an 2020 yılındayız. Bu 2020 yılında bile hala toplumun farklı bireylere alışamaması diyeyim ya da bu kadar modern teknolojiye, bu kadar modernleşme, globalleşmeye rağmen söyleyemedim. Toplumun hala bu kadar ön yargılı olmasının altında yatan temel nedir hocam? Aslında dünya küreselleşiyor, küçük bir köye dönüşüyor. Mesela Covid'de gördük, işte bir yerdeki hastalık, hani bir pandemi mesela, hemen pandemiye dönüşebiliyor. Çünkü hareketliyiz ama başka şeyler de küreselleşiyor. Mesela güzelliğin evrensel kalıpları da küreselleşiyor. Neyi güzel olarak gördüğümüzün de ya da neyi çirkin olarak gördüğümüzün de ölçüleri, onlar da küreselleşiyor. Çünkü televizyon gibi bir araç var, sosyal medya var ve bir imaj bombardımanı altındayız. Biz sürekli imajlar görüyoruz ve onlar belirli tekrarları içeriyor. Bu yüzden eğer görebilirsek, farklı şeyler görebilirsek, farklı şeyleri sık sık görebilirsek, yüzü farklı bir hekim görebilirsek ya da üniversitede trans bir hoca görebilirsek, bilmiyorum, böyle hizmet aldığımız bir noktada diyelim ki işte metroya bineceğiz, tam oradaki güvenlikte görmeye alışık olmadığımız fizikte birini görürsek, bu algılarımız kırılabilir, bu düşüncelerimiz kırılabilir. Ama çok görmenin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. İşte bizi izleyen kameralardan tutun da birbirimizi şu anda görme biçimimize kadar, yani konuşmamızı önceleyen bir şey var, evet, görmede. Dolayısıyla çok sık sık aynı şeyleri görüyoruz ve bence aynı şeyleri görmemiz bu ön yargının altını çiziyor ısrarla. Ön yargıları kıracak araçlar bulamıyoruz. Evet, hatta bizim de derneğimiz bu yönde çalışmalar yapıyor. Yani daha fazla görünürlüğü arttırmak, sosyal medyada daha fazla aktif olmak gibi çalışmalar yapıyoruz. Ancak
Hala uzun bir yolumuz var gibi görünüyor. Ama hani inanıyorum o yolu yolun sonunu tamamlayacağız gibi. Yani dünya bu kadar çok şey gördü. Eminim ön yargıları da kırmayı becerebiliriz toplumlar. Evet. Bence de yani yüze ilişkin, özellikle yüzdeki görünür farklara ilişkin çok ilginç bir zamandan geçiyoruz belki de. Çünkü mesela son herhalde 10 yıla yakın ama 10 yıl bile olmayan bir tarihi var selfilerin, selfie fotoğrafların. Mesela vücudun bütün o bedenin duygularını ifade eden ve kendisini başkasına ulaştıran tarafı olarak yüz belki her zaman olduğundan daha fazla ön plana çıktı. Evet. Herkesin o bireysel kendini sunma tarafının en çok öne çıktığı zamanlardan biri. Ama şu da var, emojilerle de çok konuşuyoruz. Mesela yani herhalde her saat başı birine bir gülen yüz atıyoruzdur. Orada da müthiş bir standartizasyon var. Mesela emojilerden biri yüzünde farklı olabilir. Yani niye olmasın? En azından benim aklıma gelmemişti ama doğru söylüyorsun hocam. Güzel bir yer. Evet, yani çünkü biz o aynı gülen yüze odaklandık. Bir de tabii o gülen yüz de bize bir şey daha getiriyor. Belki şimdi yüzünde farklı olduğumuzda yüze ilişkin düşünüyoruz ama mesela o da bize sürekli mutlu olmamız gerektiğini söylüyor. Ama depresyonda olanlar için, mutsuz olanlar için, mutsuz olma hakkını kullanmak isteyenler için de çok baskıcı bir şey. Gülmek zorunda kalıyoruz. Gülen yüze mesela çok baskın. Ama yüze ilişkin bir yerden daha geçiyoruz bence. Yani bunun sonuçlarını bilemeyeceğim. Belki beraber konuşmak gerekir. Şimdi bu Covid'le beraber maske bir anda hayatımıza girdi. Bir sene önce söyleseler bunun bir distopya olduğunu düşünebilirdik. Belki hayal edemezdik. Ama şimdi yani bütün o yüzün hani yarı yarıya kapandığı, işte kapanmamasının çok kriminal bir hale geldiği bir tarafa da gittik. Yüz bir şekilde kendini böyle farklı farklı biçimlerde dayatıyor. Tam burada sizin için, sizin dernek için bir alan açılabilir diye düşünüyorum. Evet, o konuyla ilgili sanırım çalışmalarımız mevcut. Ama maskeyle ilgili şunu söyleyebilirim. Yani şöyle bir durum tespit ettim. Normal maskesiz bir şekilde sokakta yürüdüğüm zaman daha çok fark ediliyorum. Daha çok insan bakıyor doğal olarak. Ama maskeyle gittiğim zaman tabii ki yüzümde maske olduğu için kimsenin dikkatini çekmiyorum. Bilmiyorum. Belki de yüzünde farklılık olan bireyler için maske, özellikle özgüven problemi varsa bir kaçış yolu olabilir. Bir saklanma yolu olabilir. Ya benim için etmiyor. Yani ben maskeyi ha takmışım, ha takmamışım. Evet. Ama doğru söylüyorsun. Maskenin hani yüz bölgesinde farklı bir Yeni yorum bir getirdiği düşünme, yer. yani bize düşünecek yeni bir şey çıktı. Ben de hani sonuçları ne olabilir bilmiyorum ama ne kadar takacağımızı da bilmiyoruz tabii. Tabii. Evet, ama bu haliyle yani yüzlerimizin olduğu haliyle elbette her şeyi yapabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü Evet. siz belki yani daha güzel söyleyeceksiniz. Ben çevirisinden söyleyeceğim. Şey, insan hakları evrensel bildirgesinin birinci maddesinde siz biliyorsunuz hukukçu olduğunuz için. Evet. Bütün insanların özgür doğduğunu, Ve eşit onurlu ol. ve haklar bakımından eşit olduğunu söylüyor. Onurlu bir yaşam sürme hakkımız var ve bunu bir hiçbir şeyin arkasına gizlemek zorunda değiliz. Ayrıca mesela yüzümüzde, vücudumuzda görünür bir fark varsa, sesimizde ya da bir sakatlığımız varsa bunu bir başarı hikayesiyle birleştirip hayatın içinden bu şekilde çıkmak zorunda da değiliz. Bu halimizle aslında sadece yani canlı bir varlık olarak dünyada olduğumuz için şiddetin olmadığı, ayrımcılığa uğramadığımız, hor görülmediğimiz, aşağılanmadığımız, işkence görmediğimiz, kötü sözlere, kötü muamelelere maruz bırakılmadığımız bir yaşamı, onurlu bir yaşamı hak ediyoruz. Ama onurlu bir yaşam bizim için
sadece başkalarının bize yapıp yapmayacağı şeylerle belirlenmiyor. Onurlu bir yaşam için emek süreçlerinin içine girdiğimizde kendi emeğimizin karşılığını almamız gerekiyor. Kendi insan potansiyellerimizi gerçekleştirebileceğimiz işler yapabiliyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla yüzümüzün ya da herhangi bir farklılığımızın kötüye yorulup, çünkü farkın ortadan kaldırılması her zaman mümkün değil. Farklıyız, yüzlerimiz farklı olmasa başka bir fark çıkacak. Ama bizim bu farkla ne yapacağımız önemli. Bence hep o fark üzerine düşünmek gerekiyor. Bizim bir tane cümle vardı, onu gibi krizi fırsata çevirmek gibi. Evet, yani o farkı olumsuz bir şey olarak mı düşüneceğiz? Onu bir engel olarak mı düşüneceğiz? Onu bir dışlama aracına mı çevireceğiz? Yoksa o fark kendi başına bir olumsuzluğa yol açmadan ne olarak düşünülebilir? Mesela ben söyleyebilirim. Sendonla ilgili geçenlerde bir arkadaşım bana sordu. yine dünyaya gelsen aynı sendromuna gelir miydin diye sordu. Bu benim daha önce düşündüğüm bir şeydi ve o yüzden de cevabını vermem zor olmadı. Dedim ki evet gelirim dedim. Çünkü ben farklılığımı, yani sendromu bir arkadaş, bir öğretmen gibi görmeye karar verdiğim için hayatta ne öğrendiysem onun sayesinde öğrendiğimi kabul ederim. Annem birinci öğretmenim. Ardından sendromum gelir. Ben öğrendiğim her şeyi onun sayesinde öğrendiğimi düşündüğüm için farklılığıma kötü olarak değil, iyi olarak bakmayı seçtim. Ama evet, tabii ki toplum, sosyolojik olarak bakarsak hocam, toplum algıları yüzünden, kalıpları yüzünden farklılığa sahip bireylerin özgüvenini böyle çalıyor. Onları evet, böyle bir kutuya koyuyor, onlardan alıp ve insanlar farklı oldukları için kendilerini özgüvensiz hissediyorlar. Aslında toplumun da çok büyük bir rolü var farklı bireyler içerisinde. Ya onları kabul edecek ya da onları dışlayacak. Ama tabii ki ben bunu her toplum için söyleyemem. Avrupa'daki toplumlara baktığımızda ya da başka ülkelerdeki bizim, hani biz yine bir tık gerideymişiz gibi hissediyorum diğer ülkelere baktığımızda. Ama tabii ki bunun eğitimle ya da başka bir şeyle olduğunu söyleyebiliriz. Siz mesela ne düşünüyorsunuz? Yani bizim ülkemiz için konuşuyorum. Çünkü Türkiye şartlarına göre yaşıyoruz. Evet. Bireylerin özgüvensiz olmasındaki, sosyolojik olarak baktığınızdaki sebep nedir sizce? Aslında buna dair çok büyük bir genelleme yapmak mümkün değil. Mesela siz çok güzel anlattınız. Dediniz ki ben bir öğretmen olarak düşündüm. Benim düşünmediğim bir şeydi ama siz anlatınca hikayelenme biçimi olarak da aklıma yattı. Genelleme yapmamız çok kolay değil. Sanıyorum Avrupa ile karşılaştırırken ya da dünyanın başka yerleriyle karşılaştırırken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü aslında bizim beden sosyolojisinden öğrendiğimiz bir şey var. Biz bu güzellik, çirkinlik kalıplarını da aslında çok Avrupa merkezli olarak, Rönesans'tan bu yana, belki Orta Çağ ve devamından bu yana çok Avrupa merkezli olarak biçimlendi bir dünya. Fakat hani Rönesans'tan bu zamana çok zaman geçti. Fakat yine imajların üretilme biçimi olarak baktığımızda elimizde işte Avrupa merkezli ve Amerika gibi daha böyle tüketim kültürünü yönlendiren odaklar var. Aslında dünyanın geri kalanını, işte başka renkler, başka vücut biçimlerinin çok dışarıda kaldığını görüyoruz. Türkiye için düşünürsek çok fazla faktör düşüneceğiz belki. Çünkü bir kere sakatlık meselesiyle ilgili çok hak temelli bir mücadele yürütülmesi gerekiyor. Sadece toplu taşıma için bile İstanbul gibi bir metropolde yapılması gereken çok fazla şey var. Ayrıca yüzünde farklılık için bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor ilk başta belki. Yani yüzünde farklı olanların kamusal görünürlük sağlanan yerlerde mutlaka bence istihdam edilmesi gerekiyor ki, işte dedim ya, mesela
bir vapur iskelesinde ya da en çok görülen yerlerde, en çok sorunların çözüldüğü yerlerde, yüzünde farklı bireylerin buralarda, hani görünen yerlerde karşımıza çıkmaları gerekiyor ki bu ön yargıları ortadan kaldıralım. Ön yargının pek çok sebebi olabilir ama bu dışlama ve özgüveni kırma meselesi sadece aslında farklardan da kaynaklanmıyor. Türkiye'nin hani yapısal meseleleri, şimdi mesela işsizlik olabilir, yoksulluk olabilir. Evet. O artan yapısal sorunlar, yani derinleşen o çok geniş nüfuslara yayılan o yapısal sorunlar aslında pek çok insanın, pek çok gencin belki özgüvenini kırıyor ama yine de ısrar etmek gerekiyor. Bence evet. Özellikle görünür olmakta ısrar etmek gerekiyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Sizin kendinizi aklınızda belki bir şey vardı, sözünüzü kesmek istemiyorum ama sizin kendi hikayenizi anlatırken söylediğiniz şeyden Arthur Frank diye bir sosyolog var. O yaralı hikaye anlatıcıları diyor. Özellikle hasta olanlar için. Ve diyor ki biz hastalandığımız zaman bedenimizin alışıldık haritasını kaybederiz. Ve bu haritayı tekrar keşfetmek için, bu yolları bulmak için, bu sanıyorum diğerlerinden, genelden farklı olduğumuzda da o harita kayboluyor. Hayatta ne yapacağımıza dair haritayı yeniden bulmak için özellikle farklılığımızı ya da hastalığımızı anlatmak, onu anlatmak, sözcüklere dökmek, onu ifade etmek bizim o beden haritasını, o hasta bedenle ne yapacağımızı keşfetmek için çok önemli bir şey diyor anlatmak. Bu herhalde hayatta yolunu bulmanın önemli yollarından bir tanesi o anlatmak. Yaralı hikaye anlatıcıları diye kavramsallaştırıyor. Fakat tabii bu anlatımda o kadar kolay değil. Onun hikayesini yakalamak çok kolay değil. Çünkü Virginia Woolf hasta olmak üzerine yazdığında şey diyor. Eğer çektiğim acıları anlatmaya çalışsaydım diyor. Babil halkının kelimeler olmazdan önce, daha kelimeler hiç yokken, yani iki taşı böyle birbirine vurup çıkardığı sesten bir sözcük yaratmam gerekirdi fiziksel acıyı anlatabilmem için diyor. Dolayısıyla o fiziksel farkı, fiziksel acıyı anlatabilmek kolay değil. Yeni bir dil gerekiyor. Sizin web sitenizde bu vurgulanıyor. Mutlaka evet. Yeni bir dil bulmak gerektiği. Buna kesinlikle katılıyorum. Yeni bir dil bulmak gerekiyor. Dönüştürebilmek için. Bunda da ısrar etmek gerekiyor. Sizin web sitenizde söylediğiniz gibi değiştirmek gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Peki benim aklıma da şöyle bir şey geldi hocam. Şimdi güzellik algısını, yani güzelliği daha da günümüzde ön plana çıkaran, günümüzde değil aslında, makyajın doğuşu, güzelliği ön plana çıkarmak, güzel olmayanı da saklamak gibi bir durumu var biliyorsunuzdur. Yani şöyle sorabilirim. Bu güzellik enstitüsü var. Onun bedenler üzerindeki etkisi nasıl? Veya toplum neden kozmetiğin arkasına saklanıyor? Ve mesela ben açık söylemek gerekirse makyajı çok sevmem. Veya kusurlarımı kapatmak için kullanmam. Ama farklı bir yüzü olmadığı halde yüzünü beğenmeyip kusurlarını kapatarak makyaj yapan hanımlarımız oluyor. Çünkü yine bu hala toplumda toplumun kendileri hakkında ne düşündüğünden dolayı yapılan bir piil mi? Ya da güzellik enstitüsünün baskıladığı bir şey mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Aslında çok dolaylı şeyler. Yani bizim mevcut güzellik kalıplarını nasıl anladığımız, onları nasıl öğrendiğimiz ve sonra nasıl kullandığımız mekanizması böyle çok kolayca anlaşılıp çözülebilecek bir şey değil. Belki böyle hani boyalı bir suya beyaz ipek bir mendil attığınızı düşünün ve o yavaş yavaş boyalı suyun rengini alacak.
Yani tam Evet. olarak nerede neyin gerçekleştiğini söylememiz mümkün değil. Ama birkaç şey söyleyebiliriz. Bir kere bir takım güzellik kalıpları her dönem hakim oluyor. Ve bu güzellik kalıpları, güzellik endüstrisi, işte estetik, tüketim gibi pek çok şeyle destekleniyor ya da pek çok kapitalizmin getirdiği o tüketim alışkanlıklarının içine yedirilip ortaya çıkabiliyor ve biz de bunları alıp uygulayabiliyoruz. Ama her zaman şey olmayabilir. Yani her zaman makyaj arkasına saklandığımız bir şey olmayabilir. Gerçekten çok zamansal olarak değişiyor. Mesela kadınların makyaj yapması diyelim ki yasaklansa, biz bu sefer bunu bir kadın hakları meselesi olarak ele alırız. Evet. Şimdi mesela o yapılabildiği için arkasında saklanan bir şey olarak ya da bize tüketim aracılığıyla yüzümüze kadar ulaşan bir boya olarak algılayabiliriz. Ama tıbbi bir yararı olduğu ortaya çıksa diyelim ki onu tıbbi bir mesele olarak algılayacağız. Yani aslında biz bunları çok konjonktürel olarak anlıyoruz ve Evet. bunun nereden tüketimle bağlandığı, nereden güzellikle bağlandığı meselesi var. Ama işin içinde en çok bizim bireysel olarak, kişisel olarak da bu çemberlere nasıl, yani bu çemberlerin içinde, çünkü o toplumsal meseleler böyle çember çember bizim etrafımızda varlar. Ve biz böyle suya atılan bir taş gibi, hani etrafında halkalar yayılıyor ya, yani Evet. bireyi o şey olarak düşünün, suya atılan, durgun bir suya atılan bir taş olarak düşünün. Öyle halka halka etrafındaki bütün o çemberler, işte ailesi, toplum, güzellik kalıpları, ekonomi, birçok şey var. Dolayısıyla o kesişmeleri görmemiz kolay değil. Her makyajı bir gizlenme biçimi olarak anlamamak lazım. Her makyajı bir tüketim olarak anlamamak lazım. Yani bir gün kendimizi iyi hissetmemize de yol açıyor olabilir. Kimi zaman gerçekten güzellik kalıplarıyla bize dayatılıyor olabilir. Ama bireysel yorumları önemli. Onların kişilerde ne etki yarattığı önemli. Anladım hocam. Evet. Yani şey işte çok da makyaja abartmamak lazım derler ya. Onun gibi bir şey hocam. Evet. Peki şöyle bir şey sorsam. Medyaya geçelim. Mesela Tamam. neden televizyonlarda aynı tipte insanlar oynatılıyor? Yani aynı güzellikte, yakın güzellikte, benzer güzellikte insanlar oynatılıyor. Örnek veriyorum. Onu da yapacağım bir şey değil. Televizyona ben çıksam İyi olur. ya da bir sosyolojik olarak soruyorum hocam. Toplum önce nasıl bir tepki verir? Nasıl Aslında tepkiler verir? elimizde şey de yok. Yekpare toplum diye, yani böyle yekpare, hani hepsi benzer algılardan oluşan, hepsi benzer tepkilerden oluşan kocaman bir insan grubu da yok. Yani toplum tek tek bireylerin toplamı gibi gözüküyor ilk bakışta. Ama tek tek bireylerin toplamından farklı bir tavrı da var. Ama aynı zamanda tek tek bireylerden de oluşuyor. Dolayısıyla genel olarak tek bir toplumsal tepkiden bahsedemeyiz. Muhtemelen farklı farklı tepkiler ortaya çıkar. Bence şu önemli. Diyelim siz televizyona çıktınız ve bir dizide bir rolde oynuyorsunuz. Orada ne rolü oynadığınız çok önemli olur. Mesela işte bir böyle sokaklara düşmüş, evsiz, bir sokak kenarında yatan bir yoksulu bir sahnede oynasanız, bu yine sizin yüzünde farklılığınıza bağlanacaktır. Ama mesela işte bir ambulans şoförünü oynasanız ve aniden bir hayat kurtarsanız, bu başka bir şeye bağlanacaktır. Aslında o imajları nerelere bağladıkları da önemli. Mesela şişmanlar oynuyor, şişman kadınlar diyelim ama komik olarak. İşte zayıf ve sarışın kadınlar oynuyor ama başarılı olarak. Aslında elimizde tekrar eden imajlar var ama onların bağlandığı kimi
duygular ve davranışlar var. İşte mutluluk gibi, başarı gibi belirli beden formlarının belirli duygu ve davranışlara bağlandığını görüyoruz. Aslında medya böyle tavuk ve yumurta ilişkisi gibi bir şey. Medya hem bu güzellik kalıplarını, kabul edilen beden formlarını tekrarlıyor. Tekrar evet. ediyor. Hep birbirine benzer şeyler oluyor. Hem de tüketim ve güzellik endüstrisiyle beraber ortaya çıkan o imajların yayılmasına vesile oluyor. Yani tekrara dayalı bir ezber oluşturuyor hepimiz için. Anladım. Ama onların izlendiği evlere gittiğimiz zaman aslında biz belki çok farklı şeylerle karşılaşacağız. Farklı yüzler, farklı boylar, farklı kilolar, çok farklı dertlerle karşılaşacağız. Ama kendi hayatlarımız kadar renkli ve çeşitli olmayan bir televizyonun karşısına oturuyoruz. Belki Evet. bunu da yani bunun dışında o rengi ve çeşidi başka yerlerde arayabiliriz. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Peki bana daha önce bir kitaplardan bahsetmek istediğinizi Kitaplar, söylemiştiniz. evet, önermek istediğimi Evet, söylemiştim. merak ediyorum. Acaba Tabii ki de değil, paylaşmak istiyorum. Şimdi beden sosyolojisi Türkiye'de neredeyse az çalışma var diyebiliriz. Yüzünde farklılığıyla ilgili bir doktora tezi ya da master tezi yok ama sanıyorum ki yapılacak yakın zamanda, size de ulaşacaktır. Yapılan arkadaşımız, evet, sürpriz olsun. O yüzden biraz aslında çevirilerde neler var ve biz aslında bu güzelliğin tarihini nasıl eleştirel okuyabiliriz diye düşündüm. Az önce konuştuk, yani sosyal medyada benzer emojilerle haberleşiyoruz. Televizyonda bize bizim evlerimizdeki çeşitliliğe benzemeyen birilerini her gün gösteriyor. Ama bizim görebildiğimiz çok daha renkli, çeşitli, daha dertli, daha farklı dünyalar var. Buralara doğru nerelerden açılabiliriz? Kitaplar iyi bir başlangıç noktası olabilir. Size bir tane, bilmiyorum, böyle gösterdiğim zaman gözüküyor mu? Bu Evet. Dost Bey'in evinden çıkan bir kitap. George Vigarello'nun Güzelliğin Tarihi. Eleştiren bir yazar. Özellikle alt sınıfların beden tarihi üzerine yazıyor. Bilmiyorum, ilgisini çekenler bence okuyabilir. Tarihlere göre farklılıklar gösteriyor. Bir tanesi bu. Yine yüz üzerine bir kitap göstermek istiyorum. David Le Breton'un Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından çıkan bir kitap. Yüz üzerine antropolojik bir deneme. Bence sizin dernektekiler de okumak isteyecektir. Bu gerçekten enteresan bir şey, yüz üzerine. Güzel bir deneme. Yine Vigarello'nun bir kitabı var. Şişmanlığın Tarihi. Bu da aslında yani beden formlarımızın tarih içinde nasıl değiştiğini anlatıyor. Siz güzellik ve çirkinlik üzerine düşünürüz dediğimiz için ben onun üzerine biraz baktım. Bir şey var, Umberto Eco'nun hem güzelliği var bunun hem de çirkinliği Doğan Kitap'tan çıkan. Bu sanat eserleriyle beraber düşünüyor, tarihsel bir şey. Evet. Bunun bir de çirkinliği var. Yazdım hocam. Zaten önce atmıştın bana. Evet, size atmıştım. Ben bunları göstermeyi düşündüm size. Çünkü biraz tarihsel bir okuma yaparsak bu ana, şimdiye, tüketime saplanmaktan kurtulabiliriz. Ya da şimdinin bize söylediği o dışlanma, içerilme mekanizmalarını çözebiliriz. Çünkü tarih aslında nasıl çözülüp nasıl yeniden düğümlendiklerini bize gösterir. Yani bu içeriye alma ve dışlama mekanizmalarının, toplumsal kabullerin ve toplumsal itirazların, dışlanmaların aslında nasıl düğümlenip çözülen şeyler olduğunu gösterebilir. Biz sadece sıkıştığımız yerlerde kalmak zorunda değiliz. Hareket edebiliriz. Ve bunun için her zaman orada öyle olduğunu zannettiğimiz şeylerin tarihini kurcalamak
işe yarayabilir. Bir şey daha söylemek istiyorum. Sosyolojiyle ilgili bir şey söylemiştim. Sosyoloji bedeni buldu ve sonra kaybetti demiştim. Bu kaybettiğiyle Evet. ilgili sözüm aslında şöyle bir şey. Yine David Le Breton'un Bedene Veda diye bir kitabı var. Aslında organ nakli teknolojileri, yüz nakilleri, organ nakilleri, canlılık nakilleri aslında bedenlerin sınırlarının biyolojik olmasının ötesine geçiyor. Çünkü bedenler arasında alışveriş gerçekleşebiliyor. Bir implantla, bir kalp piliyle, dijital bir şeyle, bir protezle sentetik olan ve organik olan birleşebiliyor. Dolayısıyla aslında bedenlerimizin sadece organik sınırları yok. Bir anlamda bedenin ortadan da kalktığı, sınırlarının açıldığı, dünyaya doğru açıldığı ve teknolojiyle de birleştiği bir yerde duruyoruz. Dolayısıyla tabii bedeni kaybettiğimizi düşünürken COVID-19'la beraber bütün hastalığı, ölümü, salgıları ve mesafeleriyle geri geldi. Onu düşünmek gerekiyor. Yani bir anlamda da bizden uzaklaşan, müşterekleşen, paylaşıma açılan, sınırları ortadan kalkan bir şey. O kadar kendimizi kendi bedenimizin içinde bu anlamda, yani spiritüel bir şey olarak söylemiyorum ama sınırlarının teknolojiyle açıldığı bir yerde kendimizi bunun içine hapsolmuş olarak düşünmek zorunda değiliz. Başka türlü bir dünyada var. Şöyle bir soru geldi hocam siz bunu anlatırken. Sosyoloji bilimi önce bedene yakındır, sonra bedenden uzaklaştı dediniz ya. Sosyoloji Bu bilimi biliminin kaybetti. Evet. Kaybetti, daha doğrusu uzaklaştı, kaybetti. Evet. Sosyoloji tekrar bedene yaklaşıp aynı zamanda onu daha çok kapsaması, merkezine alması için ne gibi çalışmalar yapılabilir? Şimdi son dönemlerde yapılan çalışmaların hepsi çok teknoloji ağırlıklı. Aslında şöyle bir seyir izliyor. Klasik sosyoloji tartışmalarında beden görmüyoruz. İşte yoksulluk falan var. Özellikle kamusal alanlarda gerçekleşen büyük olaylar var. İşte göçler falan gibi. İlk başlarda bedeni görmüyoruz. Daha sonra özellikle 1970'lerde ortaya çıkıyor ama bunun öncesinde işte Simone de Beauvoir'ın İkinci Cinsiyet kitabı var. Yani aslında bedenli varlıklar olduğumuz ama mesela işte kadın ve erkek olmanın bedenli olarak farklı deneyimlendiği üzerine yazıyor. Daha sonra Norbert Elias yazıyor 1939'da. Diyor ki bizim beden duruşumuz, mimiklerimiz, hareketlerimiz, duygularımız aslında tarihsel olarak inşa ediliyor. Biz sonra 70'lerde Foucault'u görüyoruz. Cinselliğin tarihinde Türkçe'ye çevirisi de var. Çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki bizim bedenimize özgü süreçler, diyelim ki yaşlanmak, doğmak, ölmek, hastalanmak, farklı olmak, bedene özgü süreçler aslında doğal bir seyir izlemiyor. Bunlar aslında yönetilen süreçler. Bunlar yönetiliyor. Ve Bourdieu var. O da insanın sınıfsal konumunun yürüyüşünden yeme içme pratiklerine kadar bedenine kazındığını söylüyor. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman çok fazla teknoloji çalışması olduğunu görüyoruz. Bedenin sınırlarının kalktığı yerde neler oluyor gibi bir soru etrafında dönüyor. Fakat bugün belki COVID-19'la beraber bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya en son 100 yıl önce İspanyol gribinde bir pandemi yaşıyor. Ve bugün hani bir pandemi tecrübesinin içinden geçiyor olmak önemli. Bedenin tekrar geri geldiğini, çok önemli bir şekilde geri geldiğini düşünüyorum. Belki Türkiye'de Türkçe yapılan çalışmalarda yine beden sosyolojisi literatürüne bir süre boyunca belki COVID de katılacaktır. Ama farklar üzerine, farklılıklar üzerine özellikle yani genellemeler yaparak işte dezavantajları nedir sorusundan ziyade farkın taşıyıcıları
ve onların yaşadığı yaşamlar üzerine ilişkisel çalışmalar yapılması gerekiyor. Yani mesleğiyle ilişkisi, işte sınıfsal konumuyla ilişkisi, sağlık sistemiyle ilişkisi, kendi duygu dünyası gibi bu farkların, şişmanlık, zayıflık, yüzünde farklı olmak gibi yaş dönemlerine ilişkin farklar olabilir. Bunların çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum ama ya hareketli bir alan. Covid herhalde daha da hareketlendirecektir. Çünkü şu an çok fazla beden ve onun mesafeleri üzerine düşünüyoruz. Daha önce düşünmediğimiz bir şeydi bu kadar günlük hayatımızda. Dolayısıyla sosyoloji ve beden çalışmaları özellikle Türkçe'de genişleyebilir, genişleyecektir. Genişlemesinin önemli koşullarından biri özellikle master ve doktora düzeyinde çalışmalar yapılmasıdır. Sadece yaşadıkları sorunlar nedir sorusu, mesela şu grubun yaşadığı sorunlar nedir sorusu, lisans düzeyinde sorulabilecek bir soru. Ama bu soruların ötesine geçmek gerekiyor. Farkları yorumlamak gerekiyor. Benim şöyle çılgın bir fikrim var. Az Söyleyin. önce siz beden, organ nakli, yüz nakli dediniz ya. Evet. Belki bilmiyorum bu dünyada çoğu şeyler görürdü. İleride belki bilim adamları yapar, bilmiyorum. Belki bilim kadınları yapar, bilim insanları yapabilir. Olabilir, yapabilirler. Bence farklı bireylerin yaşadıkları duyguları empati yoluyla karşı tarafa aktarmanın en güzel yolu beden nakli. Bütün mü? Yani şöyle, ben mesela istiyorum ki bir gün biriyle bedenleri değişelim. Ha, yer değiştirmek. Ama siz olacaksınız, başka bedenin içine mi gireceksiniz? Yani şöyle, karşı taraf diyelim, siz benim bedenime girersiniz. Benim o gün böyle bir bedende neler yaşadığımı daha iyi anlarsınız. Evet. Tabii kavramı ya da bunun adlandırılması nasıl olur bilmiyorum ama bence empatiyi böyle yaşatmak daha iyi olur gibi İşte geliyor bana. beden nakli değil de belki hani böyle yaşam değiş tokuşu gibi mi? Yani kavramı farklı ol, yer değiştirme gibi. Yaşam yer Ben değiştirme gibi. Ya da sosyolojik duyguları olarak mı? İlginç. da böyle bir çılgın fikri toplum nasıl karşılar? Aslında empati dediniz ya, onun içinde patos sözcüğü var. O ızdırap demek. Başkasının ızdırabına ortak olabilmek. Suzan Sontan da bir kitabı var, Başkalarının Acısına Bakmak diye. Aslında o ızdıraba ve acıya bakmak için fiziksel olarak yer değiştirmeye gerek olmamalı. Ama gerçekten fikir enteresan bu arada. Ama işte yani o ızdıraba ortak olabilmek için, başkasının ayakkabılarına girip dünyaya oradan bakabilmek için illaki bu yer değiştirmeye ihtiyacımızın olmaması gerekiyor. Ya da bizim bu ihtiyaca yönelik düşünmemiz aslında yaşadığımız toplumlardan da kaynaklanıyor. Eğer biz daha hak temelli ve ayrımcılıktan uzak atmosferler içinde yaşasak, hak temelli bir şekilde aslında hak talep etmeye yönelik bir istekte bulunuruz. Yaşa işteniz ya, yani toplumsal olan nasıl yıkılabilir diye. Aslında bizim birinci sınıf ilk giriş biz toplum dönüşüyor. o Bir tabak kalktığında kolu olmadan, bacağı olmadan, yüzünde farklı olarak sokağa çıktıklarında
herkes neden bana bakıyor diye bir şaşkınlık açıkçası ben yaşamalarını isterim. O bir gün bile onlara yetecek diye düşünüyorum açıkçası. Çok Tabii. kesin bir çözüm olur. Yani çok pratik bir çözüm olur. Bu Evet. çözümü Benim elimizde çılgın bir yer fikir. değiştirme teknolojisi yokken, evet, bu çözümü elimizde bu yer değiştirme teknolojisi yokken nasıl bulabiliriz? Şimdi bizim herhalde ana sorumuz bu olmalı. Evet, yani sosyolojiyi, tarihi geçtim. Biraz da bilim adamlarını herhalde ilgilendiren, bilim insanlarını ilgilendiren bir konu. Belki ileride bilim kadınları bu işe bir çözüm bulabilir diye düşünüyorum. Evet, bilim için. Olabilir ama bunu yani pozitif bilimlerden, işte tıptan, bu tür işte genetikten beklemenin yanı sıra bizim toplum bilimcilerden de beklememiz gereken çözümler olmalı. O ön yargıların kırılmasında ya da hakların talep edilmesinde bunun için uğraşmamız gerekiyor. Bütün o ızdırabın paylaşılmasında uğraşmak gerekiyor. Peki hocam, sohbet çok güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Saatin de nasıl geçtiğini farkında değilim ama sanırım biraz daha süremiz var. Öyle mi? Tamam. Bir sorum var aslında. Tamam. Kavramlar açısından bir soru sormak istiyorum. Soruların arasında yok ama doğaçlamayı severim. Güzellik kavramı ve zenginlik kavramı. Bu kavramların nasıl çıktığı ile bu kavramları. Neden bu kadar acımasızlar bu kavramlar, sertler? Ben hayatım boyunca bana bir kere bile çirkinsin denmedi. Ki zaten çirkin olduğumu düşünmüyorum. Hepimiz gibi güzel olduğumuzu, hepimiz güzeliz. O kafadayım ben. Ama Evet, çok pardon, kavramlar. sözünü kesiyorum ama çok çok özür diliyorum. Şöyle, Evet. ben hattan koptuğum için senin güzellikle ilgili sorunun başı gitti. Tekrar en baştan alır mısın? Olanla. Şimdi şu an son sorunun işte bu güzellik neden dedi, sonra koptum, sonra şunu yakaladım. İşte neden bu kadar acımasızlar? Ama sen bir soruyla başladın. Başı çok güzeldi. Işığın olmaması, sıcağın olmaması. İşte yani şu Orası. söyleminin, yani şu 3 dakikadır konuşmanın en başından alman lazım, tamam mı? Benim hani çok güzel gidiyor toplantı, çok güzel konuşuyoruz ama biraz daha zamanımız var. Benim bir sorum daha var dedin. Güzellikle ilgili dedim, ben düştüm. En güzel yerinde kopmuşsunuz. Aynen öyle oldu. O yüzden kesmek zorunda kaldım. Kusura bakma. Tekrar alalım. Oradan aynı şekilde sen sorunla beraber istediğin şekilde gir. Tamam. Evet. Hocam. Buradayım. Ha, Beni görüyor şimdi musun? gördüm. Ama hocayı bir an göremedim. Hocam Görelim. şimdi iki sorum daha var. Biri Tamam. kavramlar üzerine. Güzellik ve çirkinlik kavramları ile ilgili aklıma şöyle bir şey geldi. Einstein'ın bir lafı vardır. Sıcak vardır demeyelim. Pardon, soğuk kavramı yoktur. Sıcağın olmadığı demektir. Ya da karanlık diye bir şey yoktur. Işığın olmamasıdır. Yine aynı şekilde çirkin diye bir kavram olmamalı. Güzelliğin olmaması gibi bir kavram olabilir. Hani şunca zamandır bana kimse gelip de çirkinsin demedi. Ki öyle de olduğunu düşünmüyorum. Ama kavramlar toplum tarafından çok kullanılıyor. İnsanları çok basitleştiriyor. Bu kadar acımasız, bu kadar zor olan kavramları neden toplumla bağdaştırıyoruz? Çünkü kavramlar sürekli toplumdan çıkıyor. Zayıf, şişman, kilolu, kilosuz, çirkin, güzel, yaşlı, genç gibi. Yani bu dayatılan şeyler nasıl değişebilir? Bir fikriniz var mı? Yani aslında şimdi şöyle ikili karşıtlıklar halinde düşünmüş oluyoruz. Yani
Böyle düşünme biçimi çok eski değil. Yani iki tane birbirine karşıt şey koyuyoruz. Mesela güzellik ve çirkinlik gibi ya da doğa ve kültür gibi, kadın ve erkek gibi. Ve bunların arasında hiçbir geçiş olmayacağını, bunların birbirine karşıt olduğunu düşünüyoruz. Bu aslında çok büyük hikayelere özgü bir düşünme biçimi. Aslında geçişler var aralarda. Yani hiçbir şey tam olarak böyle birbirinin karşıtı olarak durmuyor. Akışlar var. Yani güzellik ve çirkinlik arasında da geçişler var. Ve başından beri söylediğim gibi güzelliğin ve çirkinliğin tarihsel kurguları var. Belki çok en eski zamanlarda mükemmel yuvarlak bir tekerlek belki güzel bir şeydi. Mükemmel bir yuvarlığa ulaşmak ya da zarif bir çiçek ya da böyle puf puf bir bulut, yeşil bir ağaç. Bilmiyorum böyle yeşil çayırlar üzerinde gezen bir ceylan, birçok şey için güzellikten bahsedebiliriz. Bunun bir takım ölçüleri olması ve onun zamana göre değişiyor olması meselesi, işte dediğim gibi biraz bugünküler tüketim kültürüyle çok yakından ilişkili, imajların tekrarlanmasıyla çok yakından ilişkili. Güzellik endüstrisiyle, estetikle, giyinme, bu tekstil endüstrisiyle çok yakından ilişkili. Bütün bu kavramların toplumdan çıktığını söylüyoruz ama ben az önce de hatırlatmıştım. Bizim içimizde de o toplumdan var. Yani biz aynanın karşısına geçip kendimize baktığımız zaman aslında gözümüzde tortulanan başkalarının bakışı da var. Biz sadece kendimize bakmış olmuyoruz. Kendimiz bakmış olmuyoruz. Bakışların toplamı bizim gözümüze düşen, yargılarımızı da belirleyen. Ama değiştirilebilir. Fakat tabii çok kitlesel olarak kabul gördükleri için büyük kitlelerin bunu değiştirmesi çok uzun sürer. Anladım hocam. Yani kafamda öyle bir düşünce vardı. Onu iletmek istedim sadece. Tamam. Peki hocam, son soruya geçiyorum. Bu zamana kadar çok güzel şeyler anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Sayenizde çok iyi bilgilendik. Hocam şimdi popüler kültürün, medyanın ya bütün bunların ideal dış görünüş üzerine dayattığı mesajları nasıl okumamız gerekiyor? Yani insanlar bu tür yönlendirmeleri nasıl değerlendirmeli ve neler yapılabilir şahsi ve toplumsal olarak? Kişisel olarak eleştirel bir bakış açısı geliştirebiliriz. Tamam. Fakat bu kolay bir şey değil. Çünkü biz fark etmeden çok fazla imaja maruz kalıyoruz. İşte ne bileyim reklam panolarından, reklamlardan hiç fark etmeden çok fazla imaj ulaşıyor bize. Ve bu imajlar bir takım meselelerle birleşiyor. İşte güçle, başarıyla, dirayetle, işte muktedir biri olmakla, güzellik arasında bağlantılar kuruluyor. Özellikle kadınlar için bir güzellik zorunluluğu varken erkekler için bir güçlü olmak, işte ekmek kazanmak rolü, para kazanmak rolü. Bunlara eleştirel yaklaşabiliriz, bu güzellik meselelerine, dayatılanlara, o dayatılan formlara. Fakat o kadar zor ki bunu yapmak. Çünkü mesela zayıflığın sağlıkla kurulan bağı tıp bilimi kuruyor. Yani tıbbi açıklamalar var şişmanlık ve hastalık bağlantısı meselesinde. Peki birazcık şişmanlar o eğer hastalıkla bağlantılandırılacaksa biz bireysel olarak tıbbi gerçekleri nasıl eleştirebiliriz? Bu çok zor. Dolayısıyla çok meşru bağlantılar kuruluyor. Bireysel olarak eleştirel bakabiliriz. Yani kendi hayat biçimlerimizi hep gözden geçirebiliriz. Onları estetize edebiliriz. Bilmiyorum, tüketim alışkanlıklarımızı belki gözden geçirebiliriz. Neyin güzel çirkin olduğuna ilişkin fikirlerimizin nerelerde oluştuğunu dikkatlice inceleyebiliriz. Ama toplumsal olarak yapılabilecek şeyler
Sanıyorum özellikle kamusal alanlarda gerçekleşecektir. İşte evet. Kent meydanlarında, televizyonlarda, sosyal medyada, özellikle kamusal geniş üniversiteler olabilir, okullar olabilir. Dışa dönük bir yabancı ile karşılaşma olasılığımızın olduğu her yer, yani özel alanın dışı, evlerin dışında, o yabancı ile karşılaşma olasılığımızın olduğu yerlerde biz sürekli farkla da olumlu biçimde karşılaşıyor olmalıyız. Bir problem olarak değil, bir eksiklik olarak değil, bir engel olarak değil, böyle sıradan bir geçiş olarak, bazen sadece sıradan olması bile çok zor edinilen bir şey. O yüzden değişim sanırım kamusal alanların, bilmiyorum, belki işte bir kamusal mekanda bir engelli heykel olabilir, bir ampute, yani öyle bir heykel olabilir. İşte dediğim gibi yüzünde, boyunda, fiziğinde farklı birinin çok görünür bir hizmetin başında olduğunu görebiliriz. Her sabah denk gelebiliriz. Evet. Kamusal alanlarda görünürlük bence çok önemli. Medya, kent meydanları, toplu taşımalar gibi, üniversiteler, okullar gibi. Belki çok daha evet. Başka fikirler de çıkabilir tabii. Evet hocam. Sanırım benim sorularım bitti. Çok güzel şeyler öğrendim sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Ve umarım başka platformlarda da yine bir araya geleceğimizi umut ediyorum hocam. Evet, umarım bir araya geleceğiz. Biz de sizi kendi öğrenci kulübümüze davet etmek istiyoruz. Evet, yani çok güzel olur. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu alanda bu alanda çalışan bir insan olarak yani bizim aracılığımızla vermek istediğimiz bir mesaj var mı hocam? Aslında yani böyle çok bir mesaj veremeyebilirim belki ama bir şeyi anlamamız güzel olabilir. Bize dayatılanların dışında, gösterilenlerin dışında eleştirel olarak bakarsak bambaşka kapılar açılabilir. Televizyon, sosyal medya ve tüketim pratikleri dışında sanat, edebiyat gibi başka dünyalar da var. Buralara doğru açılabiliriz. Ve belki beden sosyolojisi çalışanlar için bir fikir verebilirim. Burada işte yaşanan sorunlar gibi bir formülün dışına çıkıp aslında deneyimlerin ne kadar kıymetli olduğuna bakıp deneyimleri bedene özgü deneyimleri ele alabiliriz. Diyeceklerim böyle. Aslında çok hani bir mesaj belki veremiyorum ama ben de bir şeye teşekkür etmek istiyorum. Yani ben beden üzerine hep düşünüyorum. Daha önce sizin bir röportajınızla karşılaşmıştım. Acaba size nasıl ulaşabilirim diye düşünmüştüm. Böyle bir vesile oldu. Yüz üzerine düşünmek için daha fazla bir fırsat buldum. Daha önce bir makalemde bir yüz nakli fotoğrafı üzerine yazmıştım. Şeyin bir sayısı var, National Geographic'in bir yüz naklini anlatıyor. Orada tam doktorlar yüzü çıkarıyorlar, diğer hastaya, diğer alıcıya, yani vericiden çıkarıp tam alıcıya nakledecekler ve onu böyle bir sehpanın üzerine koyuyorlar. Tam o anda işte tıbbi fotoğrafçı da onun fotoğrafını çekiyor. Onun bir röportajı vardı. Bakması zor bir fotoğraf diye ama zaten başlığı da öyleydi. Fakat orada şey diyordu. Şimdi bu yüz kime ait ve nereye doğru gidiyor ve içinden, yani bedenden, bir bedenden ayrılıp başka bir bedene doğru gidiyor. Ama henüz o ruh da tam çekilmiş durumda değil. Ona karşı böyle bir bütün ekip büyük bir sessizlikle bekliyorlar. Onun anlatıldığı bir an vardı. Yüz üzerine o zaman da düşünmüştüm. Kimin mülkiyetinde ve sınırları nerede başlayıp nerede bitiyor? Çünkü çok iş, anlam yüklü, işlev yüklü bir şey. Bizim duygularımızı falan anlatıyor. Kim olduğumuzu çok çabuk söylüyor. Bakışlar, ses, birçok şey var içinde. Dolayısıyla ben tekrar düşünme fırsatı buldum.
Bugün biraz elindeki kaynaklara tekrar bakma fırsatı buldum. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için, soru sorduğunuz için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sizinle böyle güzel bir röportaj yapma fırsatı buldum. Gerçekten anlamlı ve dolu dolu bir röportaj oldu hocam. Kitapların da ismini yazdım. Fotoğraflarını zaten atmışsınız. Evet. Yani görüşmek üzere diyelim. Evet. Aklımda bir soru takılırsa size yine sorarız hocam. Tabii ki. Tekrar buluşmak, görüşmek isterim. Sevgiler gönderiyorum size.